kanalından herkese merhaba. İkinci programla karşınızdayız. Bugün yanımızda daha önce Hollanda'da Erasmus yapmış bir arkadaşımız var. Evet Fuat, öncelikle hoş geldin. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Hoş bulduk. Ben Abdullah Galip Fuat. İstanbul Ticaret Üniversitesi'de medya ve iletişimde okuyorum. 3. sınıftayım. Geçen sene Erasmus'a gittim 2 dönem için. Evet. Peki Hollanda'da gittiğin okulun adını da bize verebilir misin? Evet. Pontius University of Applied Science. O seçtim. Tilburg şehrindeki. Peki ilk soru olarak neden Hollanda'yı tercih ettin? Evet, o da güzel bir soru. Aslında ben burada Erasmus'a girmeden önce bayağı araştırdım. Araştırdım dünyanın eğitim kalite üzerinde hangi ülkeler biraz daha iyi benim bölümdeki. Sonra gördüm ki biraz ileride dünyanın ilk sırada, 4. sırada Hollanda. Sonra o seçtim. Bunun yanında bir daha araştırdım. İleride eğer düşünürsem staj yapacağım. Öyle bir şekilde karar vermem gerekiyor. İleride daha kolay olsun. Hatta o yer bilmesi gerekiyor, okul bilmesi gerekiyor. İşte ben doğru karar verdim diye düşünüyorum. Peki Erasmus sınavını kazandıktan sonra önce hangi aşamalardan geçtin? Evet, Erasmus'u kazandıktan sonra zaten okuldan bize mail gönderiyor. Böyle 2 ay içinde. Sık sık mailler takip etmesi gerekiyordu. Ben de biraz geç kaldım, takip etmedim. Sonra mail attıktan sonra onlar 2 tane link gönderiyor. Özellikle Hollanda'ya giden öğrencilerin herkese için aynı aşağı yukarı. Bir linkte bize ilgili ne aşamalar geçeceksin. O sırayla sen dolduruyorsun, formlar ve evraklar yüklüyorsun. İşte diğer taraftan okulun sizin bilgiler istiyor, ondan sonra buradaki notlar istiyor, daha evraklar istiyor. O bitirdikten sonra okul direkt konsolosu, Hollanda konsolosu mail gönderiyor. Hollanda konsolosu mail gönderdikten sonra sana da bilgilendiriyor. Diyor ki bu tarihler arasında bir mülakat için randevu alın. İşte ben de aldım, gittim. Erasmus ilgili sadece söyledim. Ondan sonra hiçbir soruyla sormadı. Sadece benimden evraklar, kağıtlar aldı. İşte bir hafta sonra bana aradı senin bizi almak için. Mülakata gittin ama bu mülakatta sadece sanırım formlarını teslim ettin. Herhangi bir soru olmadı mülakatta. Aynen öyle. Öyle kolay bir mülakat. Evet, Hollanda'daki özellikle mesela okullar eğer kabul ederse diğer aşamalar çok kolay. Hibe aldın mı? Ne zaman yattı sana ve yeterli oldu mu Hollanda için? Evet, normalde Hollanda için hibe 500 euro. Aylık. Bu aylık. Herkesi bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan ben gittikten 2 ay sonra hibe yatırmış. Bu biraz zor oluyor herkese. Geç bir süre. Ama o parayla orada rahat bir şekilde geçebilir. Konaklama yerini nasıl buldun? Aslında Hollanda'daki en zor işlerden birisi konaklama bulmak. Şöyle araştırdım. İnternet üzerinde Tilburg House diye yazınca çok linkler geliyor. Ben onlarla irtibat kuracağım hem de okula bilgilendireceğim. Okul dedi ki tamam seni dışarıdan bulursan iyi. Ben de dışarıdan böyle bir şekilde arkadaşlar mesaj arayarak kolayca buldum. Ben normalde 300 verdim. 4 kişilik. Ortalama 300 euro civarında. Ortalama 300 euro söyledim. Ben de o şekilde duymuştum çünkü hani Hollanda'da sırf kalacak yer ayarlayamadığı için Erasmus'unu iptal eden arkadaşlarım olmuştu. Aslında, o da önemli bir nokta gibi evet, gözüküyor. Evet doğru ama şimdi ben biliyorum artık birisi eğer gitmek istersen bize ulaşabilir. En az bilgilendirebilirim. Hı hı. Şöyle söz verebilirim. Peki. Biletini nasıl ayarladın ve sigorta işlemleri nasıldı? Evet. Bu Hollanda'nın şöyle bir özellikle var. Bize aldıktan sonra kalacak yer, uçak, bilet, sigorta ayarlıyorsun. Önceden hiçbir şey uğraşmıyorsun. Ülkeye ilk adımını attığında ne gibi değişiklikler gözlemledin? Gerçekten çok gelişmiş bir ülke. Hangi tarafa gidersen yollar, ondan sonra arabalar, trenler, okullar, insanlar bile tamamen değişik. Çok gerçekten yardımcı sever Türkler gibi. Zaten Hollanda'da da çok fazla Türk var. Hı-hı. Peki orada hiç Türk arkadaş edindin mi? Gerçekten güzel. Benim oradaki çok iyi arkadaşlar var. Adınlar böyle bir söyleyebilirim. İki aile benim aile gibi oldu. Birisi Osman Çekiz aile, ondan sonra Emre Dağdelen. Bunun dışında orada bir cami var, Türk Toplum diye. Hı hı. O caminin gençleriyle ben sürekli geçiyordum. Orada gençler gerçekten herkesi severim.
Onlar da bana çok seviyordu. O yüzden ben söyleyebilirim. Ben hiç yabancı çekmedim o yerde. Hiç yabancılık çekmedim. Hiç yabancılık çekmedim. Peki o zaman okul sana ne gibi yardımlarda bulundu ve ne tür faaliyetler düzenlendi okulunda? Ben gitmeden önce benim neler yapması gerekiyor onlar her yerden ayarladı. Diyelim ki benim belediyeye gidip kaydetmem gerekiyor. Onlar benim randevu aldı. Benim banka gidip banka hesabı almam gerekiyor, açmam gerekiyor. Onlar orada şey önceden ayarladı. Biz gittikten sonra ikinci gün bize welcome diye bir parti yaptı. Welcome partide gelen bütün öğrenciler bir tanıştık. Ondan sonra hocalar kendini tanıştırdı. Biz neler yapması gerekiyor bize aşama aşama olarak her şeyi anlattı. Sonra bize grup ayırdı. Herkesin bir her grupta bir tane body var. İki kişi body. Body şöyle oluyor. Senin bütün sorunlar ilgilenen bir kişi. Mesela gece gündüz fark etmez. Sen bir arıyorsun ve mesaj atıyorsun. Onlar sana bilgilendiriyor. Okul senelik bir faaliyetleri düzenledi. Zaten önceden belli olan şeyler. Her dönemde en az 4'ten 5'e kadar faaliyetleri düzenledi. Biz de aktif olarak bu şeylerde katıldık. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de dersleri eşleyebildin mi? Orada zorlandın mı? Kaldığın dersler oldu mu? Evet, gerçekten bu da ben de merak ettim. Pontius University of Applied Science'a gitmek isterse öğrenciler, onlar belli bir dersler alıyor. O dersten seçmek zorundasın. Mesela ben 2 dönemlik 60 kredi doldurmam gerekiyor. Hangi bölümde olursa olsun ben dersler almam gerekiyor. Ben de aldım. Burada bir değişiklik oldu. Evet, biraz zorlandım. Çünkü orada devamsızlıktan dolayı bazı derslerden kalıyor. Ben sürekli bu şeyle dikkate aldım. Bir tane dersten aslında kalmadım. Bu iptal ettim. Çünkü ben birincisini iptal aldım. Bu kabul etmeyecek diye düşündüm. Diğer taraftan evet dersler eşleşiyor. Önceden hangi bölümde olursa olsun hocalarıyla görüşüyorsun. Eğer hoca onay verirse sen oradan geçtiğin dersler kabul edeceğim. Ondan sonra bir sekinde olmuyor. Erasmus'a giden öğrencilerin en çok merak ettiği bir diğer konu da dersler dışında gezi planı. Evet. Sen bu gezi planını nasıl yaptın, nasıl ayarladın, ne kadar bütçe ayırdın? Bir yere gideceğim. Diyelim ki Fransa'ya gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Ben 2 ay önce uçak bileti aldım. Evet. O yüzden biraz fiyatlar düştü. Toplamda kaç ülke gezmiş oldun? Toplamda aslında bu sayı biraz ben fazla, fazla sayılar. Bir sene içinde evet. En beğendiğin ülke neresiydi? Evet, en beğendiğim ülke aslında İngiltere'dir. Ben şöyle söyleyeyim, birinci sefer gittikten sonra 10 gün kaldım. Hem de soğuk, havada alışmadım, pek beğenmedim. İkinci sefer gittim, bir hafta kaldım. O zaman biraz daha beğendim, hava normal. Üçüncü sefer gittim, Cambridge University'ye gezdim. Gezdikten sonra artık oradan dönmek istemiyorum, böyle bir şey oldu. En son sefer gittikten sonra sadece 12 saat durdum. Çünkü ben Barcelona'dan gelirken aktarma yaptım oradan. 12 saat dışarı çıkıp şöyle düşündüm, döneceğim mi, dönmeyeceğim mi? Sonra dönmek zorundaydım çünkü ertesi gün benim sınav var. Final, evet. Son sınav var. O yüzden döndüm. İşte en sevdiğim, en söyleyebilirim İngiltere, Londra. Gitme adayı bir arkadaşımız var, Feyza. Senin gözünden merak ettiğin bir soru var mı? Aslında şöyle, ben de orada nasıl arkadaş edindiğini çok merak ediyorum. Yani sıcak kanlılar mıydı? Hemen kaynaşabildin mi yoksa birazcık daha böyle soğuk mu davrandılar? Bu ülkeye göre değişiyor. Ben gittiğim yerde çok sıcak kanlı. Hem de ben açıkçası Türk toplum içindeydim. Ben artık Türk kendini söyleyebilirim. Ama gidince hocalarıyla biraz ilgilenmeye çalışın. Hocaları yönlendirir. Eğer sizin nasıl bir şekilde arkadaş istersen o zaman bir body öyle bir şekilde seçebilir. Peki bir şey merak ediyorum. Hocalarla iletişimin nasıldı? Yani sana karşı nasıl tavır aldılar? Yani sevdiler mi seni? Ne bileyim böyle gıcıklığına dersten bırakan falan oldu mu? Evet, bu da güzel bir soru. Ben şöyle diyeyim. Benim birkaç tane hoca benim sanki benim babaanne gibi bana şöyle davrandı. Ben gerçekten açıkçası şöyle dedim. Hocam ben eğitim için geldim, buradan gideceğim. Ben burslu olan bir öğrenciyim. Eğer geçmezsem tabii ki burs keser. Ama ben de uğraşacağım dersler için. Onlar sağ olsun bana yardımcı oldu. Bir hocayı bir haftadan beri mesaj attım, mail attım, cevap vermiyor. Şöyle okul ile bağlayarak iki tane mesaj attım. Ben gördüm 5 dakika içinde bana geri dönüş yaptı. Peki çılgın bir Erasmus süreci geçirdin ve döndün. Döndükten sonra bu okulda ne tür işlemler yaptın? Herkesi okula gider gitmez Erasmus katilin bir belge alacaksın. Ondan sonra oradan
not ortalamalar veya senin uçak mesela bir ülkeye gittin, giriş çıkış o damgası fotokopi çekip Erasmus ofise teslim ediyorsun. Son olarak eklemek istediklerin var mı ya da son olarak vermek istediğin bir tavsiye? Hollanda veya Almanya gitmek isteyen öğrencilerin için biraz kolay veya güzel bir pozitif şey şöyle olabilir. Çoğunluk yerlerde Türkleri bulabilirsin. Hiç yabancı çekmiyorsun. Buraya geldikten sonra alışmak biraz zor oluyor. Tekrar bir alışma süreci bekliyor. Aynen öyle. İlk haftalarda zaten morali bozuktu. Nereye geldin tekrar? O zaman bugünkü konuğumuz Fırat'a teşekkür ediyoruz. Bizimle deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştığın için. Rica ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.